Sevgili izleyiciler, hepinize selamlar ve saygılar. Efendim, gördüğünüz gibi yazlık kıyafetlerimizi giydik. Neden? Çünkü hava çok güzel gerçekten Bağcılar'da. Hele özellikle böyle güzel bir parka gelmişseniz giyiminizi de buna göre dekore etmeniz gerekiyor. Aksesuarlarınızı buna göre giymeniz gerekiyor. Biz de kıyafeti bugün daha yazlık giydik. Tabii adım adım Bağcılar'ı gezmeye devam ediyoruz. Ve Bağcılar'daki parklarımızı da, meydanlarımızı da gezmeye devam ediyoruz. Şu an Güneşli Meydan Parkı'ndayız efendim. Güneşli'deyiz. Hem buradaki komşularımıza belediyemizin selamını iletelim. Hem de bu güzelliği sizlere gösterelim istedik. Ve ne yapalım? İsterseniz gelin hemen başlayalım efendim. Burada iki kardeşimiz var. Sabahtan beri gözüm onlarda. Neler yapıyorlar, neler? Kendi aralarında bir muhabbet var, sohbet var. Bakalım kendi aralarındaki bu muhabbet, sohbet nedir, ne değildir? Bizi kabul edecekler mi aralarına? Ha, video izliyorlarmış. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyi abi. Sağ olun, siz. Sizin gibi böyle gençleri görünce biraz da gençlik aşısı almak için yanınıza geldik. İsim nedir? Rüstem. Rüstem. Rüstem değil mi? Evet. Sen? Ersen abi. Ersen, Rüstem abi. Biraz da uygun birbirine. Kaç yıldır arkadaşsınız? Yaklaşık bir yıl da. Bir yıl mı? Aynen. O bir yılda bu kadar güzel bir muhabbete mi? Oldu. Alıştık yani birbirimize. Birbirinize alıştınız. Aynen. Nerede tanıştınız? Ne, aynı parkta abi. Ha, parkta. Biz devamlı parkları geziyoruz diyorlar. Aynen. Harika. Kıskandım da geldim. Estağfurullah abi. Rüstem? Ersen. Ersen. Dedim ki ya Rüstem ve Ersen gibi bir arkadaşlarım olsa, otursak böyle Güneşli Meydan Parkı'nda muhabbet etsek, sohbet etsek. Ne iş yapıyorsun Rüstem? Çalışıyorum tekstilde. Tekstilde çalışıyorsun. Evet, nasıl abi gidiyor işler? Güzel gidiyor abi, idare eder. Harika. Nerelisin? Afganistanlıyım ben, Türkiye'de. Afganistanlısın. Evet. Nasıl peki Bağcılar, güzel mi? Güzel bir yerdir. Bu güzel buldun değil mi? Harika bir yer. İlk buraya mı geldin? İlk buraya geldim. Hoş geldin diyelim. Sen? Abi ismim Ersen. Normal aynı yerde çalışıyoruz. Evet. Aynen. Güzel. Sen Bağcılar'dan mı doğdun? Aynen abi. Bağcılar'dan. Aynen, İstanbul'da. Yıllardır buradasın. Kaç yaşındasın? 19 abi. 19 yaşındasın. Kendim bilimleri buradayım. Harika. Güzel mi parkımız peki? Güzel abi. İdare ediyor. İnsanlar da güzel. Beğeniyorsun. Aynen. Biz hem Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Bey'in selamı, Bağcılar Belediyesi'nin selamını ulaştıralım, iletelim diye geldik. Hem de evet, sohbet edelim, muhabbet edelim diye geldik. Yani iyi abi ya, muhabbet güzel. İş arası mı verdiniz şimdi? Aynen abi. Çalıştık. Mola. Aynen. Mola birazdan tekrar başlayacaksınız. Dinlenemeyeceğiz abi, mola olmasın. Peki, altın gibisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Abi. Çok teşekkürler gençler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Efendim iki genç kardeşimiz burada muhabbet ediyor. Abi onu birazdan yak. Bir geleyim muhabbet edeyim ondan sonra. Olur mu? Onu hemen cebine koy abi onu. Ya, cebine. Tamam, tamam. Yakışıklı bir abimle beraberim. Beni kıskandırmak için sabah erkenden kalkmış abim. Güzel bir şekilde giyinmiş, gözlükleri de takmış, gelmiş. Tek sebebi beni kıskandırmak. Ama bir tesbih var. Bir tesbih var. Böyle bir şey yok. Çok güzel bir tesbih. Tesbih özel bir tesbih mi abi? Yok, özel değil öyle. Yani öyle zamanında aldım. Yaşlılara özel olan. Yaşlı ya değilsin ki ama sen genceciksin ya. İsim nedir abi? İsmail Ergün ya. İsmail Bey. Evet. Bağcılar'da oturuyorsunuz. Bağcılar'da oturuyorum. Burada ikame. Emeklilik var mı? Var. Ha, emekli olduk. İşte geziyoruz. Abi senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin abi. İsmail abimle Hüseyin abi sıkı iki dost. Dostuz o. Evet evet. Mahallede dostuz, mahallede. Ama Hüseyin abiye de bir tane gözlük almak lazım. Ya, o biraz daha genç, onun için almıyor herhalde. Ama onun da dereceli gözlüğü var. Öyle bende de var böyle. Böyle yedek var o da. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkürler, iyi sayılırız. Park güzel, hava güzel. Güzel, hava Bağcılar güzel. Bağcılar güzel. İşte sen de güzelsin abi. Parkımız var, parkımızda oturuyoruz. Ama inanılmaz bir karizma katmış gözlükler. Öyle değil. Yenge kıskanmıyor mu abi? Onun yanında takmıyorum. Gizli gizli geliyorum diyor. Ya şimdi güneşi geziyor. Toz toprağı bir şey oldu da evet, göze evet, değmiyor. Evet. Güneşte geziyor oradan öyle. Kaç yıldır Bağcılar'dayız? 80'den beri Bağcılar'dayız. 80'den ooo bayağı var. 80 yani bir 42 senedir Bağcılar'dasınız. Öyledir, öyle. Eski haliyle yeni hali arasında dağlar kadar fark var. Ya şimdi ben Bağcılar Belediyesi'nden emekli oldum. Zabıtaydım. Ha öyle mi? Vay İsmail abi. İsmail abi Bağcılar Belediyesi. Tam da adamına gelmişiz İsmail abi. Şimdi gezemediğimiz yer vardı. Çamurda gezemezdik. Bakkala şakala giremezdik, çamur. Uzaktan bakardık. Nasıl gidek, nasıl edek.
Şeydeyken arabamız yoktu, neydi, görevdeyken bir arabamız vardı, başka yok, yaya çıkardık. O zaman da bizim zamanımızda da çıkıyordun, arabamız vardı, ekip arabaya biniyorduk, istediğimiz yere gidiyordu. Şükür şimdi ya, bir sorunumuz yok yani ya. Bağcılar bir de tabii İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri haline geldi gerçekten. Doğru doğru, daha da gelecek oldu da yani, Bağcılar oturacak bir semttir yani ya. Peki bir daha da Hüseyin abi senin şeyi vereyim. Biraz da ağabeyimle muhabbet edeyim. Abi sen memleket neresi abi? Sivas. Sivas. Evet. Sivas'ın yolları. Evet, Sivasların sesi güzel olurmuş. Valla bende öyle ses yok. Sivas'ın neresinden? Suşehri. Suşehri. Ha, sen biraz daha Karadeniz tarafına yakın olan. Evet, Karadeniz'e yakın. Ne de güzel bir yer Suşehri. İdareyle. Kaç yıldır buradasın abi? Valla 82'de bu yanı buradayım ben. 82'den. 38 sene olmuş. Yok tam 40. İsmail abinin 42 sene olmuş, senin tam 40 sene olmuş doğru, abi. Doğru. Bir ömür ya. Ömür, gerçekten. Tabii. Ömür burada emekli gibi. Miyiz Hüseyin abi? Şu an emekli, idare ediyoruz işte. İdare ediyorsun. Evet. Yenge mi? Bir şey soracağım. Yenge mi sizi gönderdik, siz kendiniz mi geldiniz? Nereye? Kim gönderecek beni ya? Kim nereye gönderebilir? Yaşlandık mı diyorlar ki kadından korkuyorsunuz yani. Hanımdan korkuyorsunuz da yok, o kadar korkmuyoruz hanımlardan da. O kadar değil, birazcık, şu kadarcık korkuyor. Yok, bizde öyle bir şey yok. Sivaslı adam korkar mı ya? Hı-hı. Ama sonuçta hayat arkadaşı. Tabii falan. Tabii. Şaka yapıyorum tabii. Doğru, abi. Doğrudur. Bu arada biz Bağcılar Belediyesi'nin selamıyla geldik. Hem komşularımızı ziyaret edelim. Oldu. Hem de böyle güzel bir yayın yapalım. Bu yayın aynı zamanda YouTube sayfamızda. Bağcılar Belediyesi YouTube sayfasında yayınlanacak. Size iyi muhabbetler diliyorum. Oldu. İsmail abi, Hüseyin abi. Sizi seviyoruz. Çok teşekkürler. Emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Abi. Size teşekkür ederim. Sağ olasın. Saygı buralarda. Evet, abi. Sen de emeklisisin abi. Ben inşaat üzerinde çalışıyorum. Ha, inşaat üzerine. Ama kendine iyi bakmışsın ya. Doğrudur ya. Vallahi 2000 yan yana gelsek benim için daha yaşlı derler herhalde. Oldu. Sen gelsin ha. Çok teşekkür ediyorum. Oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Merhaba. İyi misiniz? Keyfiniz yerinde. Evet, onlar keyfi yerinde. O zaman biz bu tarafa doğru geçelim. Gel, burada abilerimiz var. Belki el öperiz, harçlık alırız. Gel, takip et. Selamünaleyküm. Belediyemizin YouTube sayfası. Amca sen YouTube'u biliyorsun değil mi? YouTube. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Belediyemizin, Bağcılar Belediyesi'nin YouTube sayfasına bir çekim yapıyoruz. Valla ben çekme, beni çekme. Boş ver, kimi çekerdin? Yok, ben zaten seni çekmeye gelmedim. Bayram yaklaşıyor, elini öperim, harçlık alırım diye geldim. Sağ ol, o zaman veririm sana kartı. O zaman ver, elini öpeyim de öyle harçlığı hak edeyim. Ver. Oğlum, sağ ol, Allah razı olsun. Allah uzun ömürler. Allah razı olsun, sağ ol. Kaç yaşındasın amca? 77. 77 maşallah. 45 doğumlusun. 1945 doğumlusun. Evet. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Herkese versin. Allah sizin gibi büyüklerimizi başımızdan eksik amin, etmesin. Amin. Allah kimse kimseye mühtaç etmesin. Amin, amin. Önce Allah sağlık versin. Her bir şeyin huzur versin. Evet. Güneden güzel huzur, sağlık. Kesinlikle. Memleket neresi amca? Erzincan. Erzincan. Oo tamam. Hemşeri sayılır. Tercan. Tercan. Evet. Eskiden Erzurum'a bağlıymış Tercan. Evet. Şimdi şairli yap. Ben de Erzurumluyum ya, oradan irtibat kuruyorum. Erzurum'dan hep bizim oradan geçler. Eyvallah. Daha söyle bakalım. Ne güzel yerler oralar ya. Ya bizim... Bir de türkü vardı be amca, sen bilirsin. İsim neydi amca senin? İbrahim. İbrahim amca. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar, dumanlı dağlar. Ya Erzincan'a girdim, evet, eli koynunda bir gelin ağlar, oy beni diye. Sen nerelisin amca? Tokat. Memleket, özür dilerim, isim? Şahin Öztürk. Şahin amca, tamam, Şahin amcayı bulduk. Tokatlıymış, Tokat'ın neresinden? Arsuva. Arsuva. Evet. Var mı öyle bir ilçesi? Var abi. Onu yeni öğrendim, özür diliyorum. Tokat da güzeldir ha. Tokat'tan mı geliyorsun da kız sen almasın mı? Her yerin türküsünü biliyorum. Namuslu mısın? Bir söylesene şu türküyü bize. Bak burada bir alkış alayım önce. Bir alkış alayım abi. Bir alkışlayalım. Alkışlayalım abi. Hadi söyle amca.
Abi bırak ya. Ya lütfen ne olur bak rica ediyorum. Tokat'tan mı geliyorsun da kız sen almışlı mısın? Ben seni alacağım da söyle namuslu mısın? Bu... Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Ama ses güzelmiş. Abi, emekli misin amca? Hiçbir şey mi? Allah sayını hiçbir şey mi? Hiç. Ne emekli ne yaşlı. Çoluk çocuk var mı? Hayırsız var bahmalısız. Var. Evet. Peki. Ekmek almışsın eve? Aldım. Allah'a şükür. Allah senden razı olsun. Ellerinden öpüyorum amcacığım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Türkiye için çok teşekkür ediyoruz. Ses güzelmiş ama bakın ben buldum. Ben keşfettim. Abi sizin isim neydi? Osman. Osman abi sen nerelisin Osman abi? Sinop. Boyabuk. Kaç yıldır burada oturuyorsun Bağcılar'da? 10 yaşından bu yana. Ha 10 yaşından. Telefon geldi. Yenge mi arıyor acaba? Bir bakalım. Yok, tamam. Bakalım yok. İş yerinden telefona abi. İş yerinden arıyorlarmış. Abi 212'li numara. Alo. Telekom destekli. He, Türk Telekom. Şurada. Şurada. He. Bir şey satmak için aramışlar. Ne iş yapıyorsun abi? Temizlik yapıyorum. Temizlik yapıyorsun. Çok, sana da çok teşekkür ediyoruz. Bağcılar Belediye Başkanımızın selamını getirdik size. Evet, ulaştı yetelim. Ama alacağım var. Tamam canın sağ olsun. Bayramda seni gör burada. Canın sağ olsun. Bayram parası sana her zaman veririm ya. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sefer. Sefer abi. Ne güzel bir isim ya Sefer. Çok fazla yok değil mi? Sefer ismi. Var bayağı var. Var mı? Var var. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Bizim köyde var bayağı var. Sefer ama güzel bir isim. Sefer güzel isim. Evet. Hem bir kutlu bir ayın Sefer ayının ismi evet. Hem de Sefer işte cenge çıkmak gibi de düşünülebilir. Memleket neresi abi? Amasya. Amasya. Oo tamam elma memleketinden. Sefer abi. Önceden de elma şimdi kaldı. Yok mu? Bakım yok ki gidemiyoruz. Neresinden Amasya'nın? Merkeze bağlıyız. Ha merkeze bağlı. Aha. Abi şimdi kalbimi kırdın ya. Ben de Sefer abi seninle konuşunca kesin Sefer abiden elma alacağız diye düşündüm ama. Vallahi elma vardı önceden de dediğin gibi bakım olmayınca hep kurudular ağaçları. Var mı peki orada elma ağaçları? Var canım var. Ha sizin kendi elma var kendi elmamız var da işte bakım yok dediğin gibi alamıyoruz yani doğru düzgün verim alamıyoruz. Orada hiç akraba falan kimse kalmadı mı? Var akrabalar var. Onlar baksın abi. Tamam. Dur Sefer abinin telefonu da çaldı. Bu ara telefonları kontrol ediyorum. Kim arıyor diye. Yenge merak etme ben de. Bakayım. Mustafa. Aa bu bizim dayı, Turan Canik'in arkadaşı mı? Dayı şeyin, akrabası mı? Tanıyor. Turan Canik'i tanıyorsunuz değil mi? Vallahi tanıştık dur. Dayının ellerinden öpüyoruz. Tabii İstanbul'da yaşıyoruz ama yani yakın olduğumuz için amcacığım. Erzurum merkez. Sağ ol canım hadi çok ya. Öptüm Allah'a. Allah razı olsun. Ne diyor şey dayı ne diyor abi? Yengeyi sor. Elmalar oldu diyor mu? Yengeyi kaybetmiş onu sor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım buna inanamam. Yengeyi mi soruyor sizde mi diye? Evet. O, tabii hava sıcak yenge de gezmeye çıkmıştır yani muhtemelen. Evet. Şöyle amcam da var ya bir geniş oturmuş ki bin maşallah. He. Seni de alalım ya. Alalım. Herkesle muhabbet ediyorum. Sen de niye muhabbet edelim abi. Vallahi var ya tam yerine düşmüşüm ha. Tam böyle muhabbetin ortasına düşmüşüm abi. Abi işte ne ya yaşlılarla böyle muhabbet ediyorum. Yaşlı ne yaşı abi. Kaç yaşındasın? Abi 67 yaşındayım. 67 nedir ya isim neydi amca? İsmet. İsmet abi yani 67 nedir ya çok öyle fazla değil. Yaşlı abi aşık. Sen nerelisin İsmet abi? Ben Ordu'luyum. Ordu. Ordu'nun dereleri de ne güzel olur ha. Ya. Neresinden Ordu'nun? Aybastı. Aybastı o tam yerinden. Biraz daha yukarıda herhalde Aybastı değil mi? Yukarıda sahilden 50 kilometre. Evet sahilden 50 kilometre. İçeri gidiyor. Tokat'la hudut. Tokat'la hudut. Bir de çok güzel abi yeşillikler şeyler. Ya oralı böyle abi Karadeniz öyle yeşil. Vallahi ya. Ne güzel şimdi abimle beraber orada Aybastı'da olsaydık. Aybastı'nın nesi meşhur? Aybastı'nın yaylası meşhur abi. Yaylalara çıksaydık, orada bir et yeseydik beraber. Oo, o da şimdi. Ağzımız ısıranlar. Ağzım, sen nereden geldin? Raşit. Nasıl, Bağcılar'da kaç yıldır yaşıyoruz abi? Abi burada 20 yıldır buradayım. Ha 20 yıldır buradasınız. Nasıl Bağcılar o günden bugüne gelişti değil mi abi 20 yılda? İlla ki tabii canım.
Gelişeceğim, gelişiyor. Bir de burada tabii güzel olan şeylerden bir tanesi. Mesela orada işte Erzincanlı abim var, burada Amasyalı abim var, Ordulu abim. İstanbul'un özelliği bu zaten abi. Evet. Buranın vallahi özelliği bu. Çok güzel bir şey bu ya. Ama hiçbirimizi tanımıyor. Burada sohbet ediyor. Tanışıyor, neymiş? Siz daha ilk defa mı muhabbet ediyorsunuz? İlk defa geldim, evden çıktım. Bir şeyde oturuyorum bu tarafta. Sen Amasyalı abiyi tanımıyor musun? Ya işte karşılaşıyor, burada tanıyor, karşılaşıyor burada. Daha bugün ilk bismillah ya. Yani. Dün öbürsü gün mesela. Çok iyi ya. Ya vallahi İstanbul'un tabii özelliği bu işte abi. Ne güzel yani. Tabii güzel, tabii. İstanbul'un en güzel özelliği sizin gibi insanları abi. Bunları böyle bir evet, evet, tanışıyor. Allah razı olsun. Çok iyisiniz valla. Bir de emekliliğin şeyi bu işte. Allah yardımcınız olsun abi. Çok sağ teşekkür olun ediyorum size de. Abilerim ellerinden öpüyoruz. Burada bak 25, 50, 75... 125. Bak 125 lira burada para var. Bayramda buraya geliyoruz. 25 lira harçlık verirsin herhalde bayramda. Sana 50 bin lira kurban olsun ya, 125 lira. Ne bak bir şey söyleyeyim ya, Erzurumlu ya Bayburtlu. Bak. Ben Erzurumlu. Konuştum anlarım abi. Erzurum ha, neresinden? Pasinler'den. Pasinler'den. Korkalalı derler bunlara. Korkalalı ha. Korkalalı. Allah razı olsun. Abi. Allah razı olsun. İsim neydi abi? Mikail. Mikail abi. Buyur abi. Senin de güzel bir ismin var abi. Evet, bir melek ismi. Ya teşekkür ederim. Evet. Melek abimizle konuşuyoruz evet, şu an. Buyur Mikail abi. Abimizle. Yaş kaç Mikail abi? Yaş 60'a gelir. 57-58. Abi yemin ediyorum var ya şu an tam böyle akrabalarımla konuşuyor gideyim. Ben de Erzurumluyum. Akrabalarım da orada. Merkez. Merkez evet. Evet. Erzurum şimdi çok güzel abi. Çok. Tam mevsimi böyle tam var ya. Tam mevsimi. Yel mi kuş ekmeği yine efendime söyleyeyim. Bu eşkının. Eşkının. Suyun. Hala ki o suyu içeceksen. İçebildi o kadar iç. Şimdi karlar, karlar erimiştir orada. Bir ondan çay demleyeceksen. Of 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 of. Of. Kurban olayım. Kıtlamayla beraber kurban olayım. Evet. Bir de şeyin. Cağ kebabı da meşhurdur o. Cağ kebabı bizim oran meşhur zaten oran. Yarın kebabı da güzel, lavaş. Ha. Bizim Erzurum cağ kebabı tandır ekmeği. Niye kıskandın ki yani şimdi kebap deyince? Ben. Bizimki daha güzeldi. Tandır ekmeği bize. Adam ekilene çay verirdi. Adam, tandır. Şimdi adam gitmiş oraya oturmuş. Adam demiş ne içersen demiş bir çay içeyim demiş. Çayı getirmiş demiş kardeş bunun fırtığı kaç para? O da demiş 10 para. Adam üstüne tıkmış, kalkmış, kaçmış. Peşine adam bağlamış, bağırmış. Ya demiş ben yandım demiş. Bilseydim 1 liraya hesabını verirdim demiş. Evet, tek fırtta bitirmiş kaçmış. Yani üstüne tıkmış demiş. Ya. Evet. Bir de o buyur, lavaş ekmeği, o, lavaşın içine. Tandır lavaşı meşhur şeydir, meşhurdur. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde daha güzel lavaş görmedim abi. Bizim oranın lavaşı meşhurdur abi. Bayanlar tandıra vurur. Bir de bir ara o çete var ya o şey çetesi. Hele böyle abi, kışın bak abi. Abi çetesi var ya. İsim neydi abi? Mikail. Mikail abi. Hele o kışın o sobaya kartoluk of kartolu of. Kartolu dolduracaksan. Kartol dediğimiz patates ha. Kartolu dolduracaksan gözüne. Benim abim köyde oturuyor şimdi 30 çuval kartol alır. Her kışın. Her kışın 30 çuval. Tandırın dibine atar, fırına atar, orada. Yani ondan yedikler bol bol kartol. Tabii sabah kartol, öğlen kartol, patates, akşam kartollar. Bir şey abi çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz abi. Çok sağ olasın. Ellerinizden öpüyoruz. Çok teşekkürler. Adnan. Adnan abi, sağ ol. Neydi abi benim adım? Adnan abim. Adnan bak Adnan abi değil ama Adnan. Adnan Ağabeyci. Estağfurullah canım yerim abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet çok teşekkürler. Ağabeyci diye konuşurlar. Ağabeyci. Ağabeyci gel. Ci. Ağabeyci. Dadaş gelir mi sen bu tarafa? Evet. Dadaş gel. Evet. Şimdi ben abilerime dadaş derim. Dadaş gel bu tarafa. Biz hep öyle konuşurlar. Tabii. Hey abi ama hiç bırakmamışsın Erzurum şivesi. Buradan konuşurum aynı. Gider geliyorum da memlekete. He gidip geliyorsun. Unutma Tokat'ın üzümünü, pekmezini, yok, yaprağını. Tokat'ın üzümü var mı? Oo. Burada. Burada daha gelmedi mi? Buraya tamam ben şimdi yemeden nasıl karar vereyim? Buraya da gelme. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ellerinizden öpüyoruz. Bağcılar Belediyesi'nin selamını da getirmiş olduk. Üstümüzde kalmasın. Başın var olsun abi. Çok teşekkürler. Amin. Ne güzel insanlarla konuşuyorsunuz. Allah razı olsun. Keşke herkes böyle olsa da tatlı tatlı konuşsa. Kurban olurum ben sana. Allah razı olsun. Can abi. Yeni başkan hadi. Pardon. Şuraya
bir beton töksün 2 metre oraya ekmekleri töksünler, kuşlar yesin. Ha, kuşlara evet, komşularımız oraya ekmek koymuşlar. Orayı çok göstermedik. Bununla arkadaşlar ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum abi. Bunları söyledik, Allah razı olsun. Hemen getirdim. Allah razı olsun. Evet, bu bankları istediğiniz hemen getirdiler. Hemen geldi. Allah razı olsun. Hemen geldi abi. O günü geldi. Yani istediğimiz gün hemen batlar geldi. Park Bahçeler Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Şimdi hemen 5 dakikamız var. Şuraya geçelim. Abi merhabalar. Merhaba. Bir iki çocukla da muhabbet edeyim. Sonrasında 5 dakikamız var. Anam! 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 Burada bak bak. Bak burada kim var? Benim anam burada. Ana! Çok sağ olun. Ha? Nasılsın ana? İyiyim valla. Telefonun da güzelmiş ha. Sorma. Kim arıyor? İhtiyar telefonu bu. Kim arıyor? Biraz gelelim. Torunlar arıyor mu? Torunlar arıyorum, kızlar arıyor. Sen mi arıyorsun, onlar mı arıyorlar? Onlar arıyorlar, ben aramayı bilmiyorum. Ha, onlar arıyorlar. Onlar arıyor. Ne mutlu sana ya. Benim okumuşluk yok. İsim neydi teyze? İsim Fatma. Fatma ana. Bak ben de bir torunun olarak geldim, elini öptüm. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kaç yaşındasın tamam. Fatma ana? 73. 73 maşallah. Allah sana uzun ömürler versin. Amin. Nasıl park? Parka geldin. İyi, çok güzel. Ekmek. O salı yok, geliyor buraya. Ekmeğimi de aldım. Ekmeğini aldın, geldin. Evet. Burada da biraz sohbet muhabbet. Sohbet yapıyor. Ziyarete geliyorlar mı? Ziyarete geliyorlar mı torunlar? Geliyorlar. Bu arada Bağcılar Belediyesi'nin selamını getirdik Fatma Ana. Sağ ol, Allah ellerine razı olsun. Nasıl, türküyü beğendin mi? Beğendim, iyi. Oradaki adam benim adamım. Öyle mi? Tutu söyleyen. O söyledi ya. Evet, o türkü söylüyordu. Tokat değil mi? Hı-hı. Orada türkü söylüyor. Teyze de Fatma Ana da dönmüş arkaya. Nasıl gülüyor? Nasıl alkışlıyor? Başkası söylese alkışlamazsın. Alkışlar. Sen de Tokatlı mısın? Tokatlıyım. Fatma? Ben de Tokatlıyım. Şimdi amca bize dedi ki. Tokat'ın dedi pekmezi ve üzümü meşhur. Aynen. Fatma Ana'ya git. Sana pekmezli üzüm versin dedi. Koydu olsam veririm de burada yok şimdi. Tokatta kaldı. Tamam. Bir dahaki tamam. Sefere inşallah bir yine karşılaşırsak. İnşallah anam, inşallah. O güzel üzümden yeriz. Ablasının ismi nedir? Ayşe. Ayşe ana. Burada da Ayşe anamız var. Sen nerelisin Ayşe ana? Erzurum, Dadaş. Erzurum. Aa, hemşerim. Tamam. Erzurum neresinden? İçinde. Merkezden. Merkezden de kışın orada durup yazın da Elmeçet'e giderim. Yaylacılık ederim. Mal da var yani. Sen Erzurum içinde yayla mı var ya? Yok, ben Erzurum içinde köyleri var ya. Hangi köyü? Sütpınar. Sütpınar, ha, merkez köyü. Ha, merkez köyü. Giderek orada yazın. Sen Erzurum'un hangi mahallesinden? Vallahi şimdi mahalleyi de unuttum. Eski yani. Eski, çoktan da çıktım. Sanayi mahallesi mi? Kavak mahallesi mi? Sanayi mahallesi değil. Kavak mahallesi. Gavurboğan. Gavur neydi bu? Gavurboğan değil, mahalle başı. İşte oralardaydık. Gürcü Kapı. He işte o Gürcü Kapı. Ama sen çabuk unutmuşsun ama. Kaç senedir çıkmışım. 30 senedir gittiğim yok, unuturum. Gidip geliyorsun değil mi? Eskiden gidip de şimdi gitmiyorum. Adam öldükten sonra daha gitmiyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gitmeye unutursun. Evet evet, gitmek lazım memlekete. Bağcılar çok güzel ama hemşerilerimizden de rica edelim. Memleketlerini de çok ihmal etmesinler. İhmal etmesin. Adam olmadı mı gidemezsin. Evet. Hı. Çocuklar götürmüyor mu? Bir çocuğum var, o da çalışır. Allah yardımcısı olsun. Kızlarım var, koca da başka. Maşallah. Işte. Allah ne güzel işte, yetiştirmişsin hepsini. Evlendirmişsin. Allah tabii, da senden tabii. Razı olsun. Herkese nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah muradın versin. Amin. Allah razı olsun. Böyle geleceksiniz parklara. Burada yaşlı ablalarımız var. Yaşlı demeyeyim de böyle ablalarım var. Allah senden de razı olsun. Amin. Böyle geleceksiniz parklara. Arada bir uğrayın. Bizim zaten parklarımız meşhur Bağcılar Belediyesi'ne. Burada annelerimiz var. İşte amcalarımız var. Ellerini öpün. Bol bol dua alın. Dua bedava yani. Mutlaka gelin. Şimdi gelelim şuraya. Bir çocuklara geçelim değil mi Orkun? Gel bakalım. Burada neler var? Burada bıdıklar burada şu an. Bu bıdıklarla konuşacağız. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Bakalım bu minnaklar ne yapıyorlar burada? Minnak. Merhaba. Merhaba. Hep merak etmişimdir ha. Nasılsın? İyi misin? Gel bakalım, adın ne senin? Konuşacak mısın? Tamam. Konuş.
Barış mı? Tamam. Yavuz Selim'miş adı. En azından öğrendik. Merhaba. Nasıl, güzel mi? Ha dedi. Çok güzel. Aman hayır hayır, oradan gitmen gerekiyor. Gel yardımcı olayım. İsmi ne? İsmi ne abi? Alparslan. Alparslan. Ne güzel bir ismi var ya. Ulu Hakan Alparslan Han. Şu an minnak. Görüyorsunuz bu minnakı aldık buradan. Kaykaydan kaydıracağız. Hadi bakalım. Hop. Hadi kaysana. Evet, Alparslan Han geliyor. Alparslan Han şu an aşağı doğru kaydı. Büyük alkışlar Alparslan Han'a. Senin adın ne? Melis. Melis'im nasılsın? İyi. Güzel. Hadi bakalım sen de kay. Oh. Vallahi bu çocuklar bu enerjiyi nereden buluyor? Anlamak mümkün değil. Bu enerjiyi nereden buluyor çocuklar ya? Oh. Merhabalar, kolay gelsin. Evet. Gel abi şöyle. Yavaş yavaş işte programımızın sonuna da geldik sevgili izleyiciler. Güneşli Meydan çok güzel bir yer gerçekten. Park da harika. İnanılmaz derecede beğendim. Bu arada bu gördüğünüz zemin de çocuklar için özel yapmışlar. Bunlar parke değil tabii. Onu da hemen söyleyelim. Daha esnek bir şey. Çocuklar Allah korusun düşerse yaralanmasınlar diye özel yapılmış görmüş olduğunuz bölge. Çocuklar da burada eğleniyor. İşte gördüğünüz gibi abi saçını tarıyor. Alparslanımız efendim meyve suyunu içiyor. Kameraya yapar mısın? Bir öpücük at bakalım. Kaç yaşında Alparslan? Kaç yaşında? 2,5. 2,5 maşallah. Allah uzun ömürler versin. Torununuz değil mi? Tat çocuk. He? Efendim ben torunun, biraz ağır. Torununuz değil mi? Torun. Evet, dedesi. Maşallah maşallah. Çok güzel. Bin maşallah. Bin maşallah. Allah. Evet evet. Allah vatana millete hayırlı evlat etsin. Efendim burada kaykayımız var. Hemen arkada. Hanımefendileri çekmeden rica edeceğim. Hemen arkada bir şeyimiz var. Orkuncuğum. Evet, bir kardeşimiz salıncak var. Burada salıncaklarımız var. Burada spor aletlerimiz var bu arada. Tabii spor aletlerinde çocuklar ilgi duyuyorlar onlar da. Burada da spor yapabiliyorsunuz. Yani burası tabii büyükler için spor alanı. Sabah sporumu yapmadığım için özellikle burada böyle sporumuzu da yapacağız. Alparslan'la konuştuk, muhabbet ettik ama çok konuşma taraftarı değil. Evet, Alparslan Hanımız o bizim. Maşallah. Burada siz spor yapıyor musunuz burada? Bunlarla gelince olabiliyor. He, bir dur annemizin yanına gidelim. Babanız mı, kayınpederiniz mi? Ha, kayınpederiniz. Evet, babam sayılır. Babanız yani. Evet, yani. Aynen. İsim nedir? Ceylan. Ceylan Hanım. Evet. Allah bağışlasın. Çok teşekkür güzel bir ederim. Evladınız var. Çok sağ olun. Allah sizinle beraber uzun ömürler versin. Amin, amin. Abiye de tabii aynı zamanda. Herhalde teşekkür çok fazla ederim. İlgileniyor, evet. Evet, evet çok ilgileniyor. Çok harika. Seviyor. Nasıl, parka devamlı geliyor musunuz? Geliyoruz buraya. Yani haftanın 2-3 günü geliyoruz. Eğleniyor çocuklar. Gayet de güzel yani. Harika. Evet. Tabii bu arada hemen şunu söyleyeyim. Komşularımız da temiz tutuyor. Evet, yani evet, en azından bulunduğumuz olması alanı. Gereken, evet, olması gereken o şekilde yani. Belediyemiz de gerçi ilgileniyor ama evet. Komşularımız da bu noktada. Bu noktada komşularımızı da tebrik ediyoruz. Evet. Sizi özellikle evet, tebrik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çöp konteynerleri var zaten her yerde. Yani evet. Yere atmasınlar. Direkt çöpe atsınlar. Çocuklara da örnek olalım. Evet. O şekilde güzel olur. Bu arada son röportajımızı da sizinle yapmış öyle olalım mi? Biz de. Tamamdır. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ailenizle mutluluklar diliyoruz. Bağcılar Belediye'mizin de selamını üstümüzde kalmasın size ulaştırmış olalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür olun. Çok mersi. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, dediğimiz gibi Güneşli Meydan'a geleceksiniz. Harika bir park var. İşte burada çok saygıdeğer aileler var. Ki parklar aileler geldiği zaman önem kazanıyor. Çünkü sahiplenilmiş oluyor. Amcalarımız var, teyzelerimiz var. Efendim istediğiniz zaman işte burada spor yapabiliyorsunuz. Burada bitireyim ben programı. Bugün biraz farklı olsun. Burada spor yapabiliyorsunuz. Bir abimiz mesela geldi şu an. Hemen göster sol tarafta spor yapıyor abiyle. Meşhur edelim onu da. Kolay gelsin. Öğlen spor yapıyorsunuz değil mi? Öğlen sporu. Evet. Ama abi belli kendine bakıyor yani. Maşallah karizma da yerinde.
spor yaptığı için dinç. Biz de arada böyle Orkun'la beraber gelip spor yapabiliriz. Siz de mutlaka gelin spor yapın. Efendim çocuğunuz varsa, evladınız varsa hemen oyun alanında oyun oynatabilirsiniz. Yine işte dinlenmek istediğinizde banklarımız var. Bu banklarda dinlenebilirsiniz diyelim. Programı da böylece kapatmış olalım. İzlediğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii her şeyden önce tüm bu hizmetlerden dolayı Bağcılar Belediyesi'ne, Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Beyefendi'ye ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Hadi.